Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi REAK GARP 2.0 Sözcü'de dün önemli bir haber yayınlandı. Almanya'dan Ali Gülen yazmıştı. Habere göre Almanya hükümeti ülkeye kaçak yollardan giren ve irtica etmek isteyen Türkler için yeni bir program başlatmış. Zira ülkeye kaçak giren her üç kişiden biri Türk ve sayı 1 yılda yüz bini buluyormuş. Programın adı REAK GARP 2.0 Ali Gülen açılımını ülkene uyum programı olarak yapmış. Programın amacı ise Türkiye'den gelen kaçakları gönüllü bir şekilde Türkiye'ye dönmeye teşvik etmek. Programa katılmak isteyen kaçak Türklere şunlar teklif ediliyormuş. Dönüş bileti, uçak, otobüs veya tren, seyahat yardımı, yetişkinler için kişi başı 200 avro, çocuklar için 100 avro. Tek seferlik maddi destek, yetişkinler için kişi başı 1000 avro, çocuklar için 500 er avro. Türkiye'ye döndükten sonra 3 ay boyunca her ay 2000 avro net destek ücretsiz danışmanlık hizmeti. Daha sonra Almanya'ya vize alarak gelebilme hakkına güvence. Şimdi bir ülke düşünün ki topraklarında yaşayan kaçak göçmen sayısı tam olarak bilinmesin. Bir ülke düşünün ki topraklarındaki milyonlarca göçmene kendi vatandaşlarından daha iyi eğitim, sağlık haklar tanısın. Bir ülke düşünün ki daha önce göçmenlere mülteci olma hakkı dahi vermezken şimdi vatandaşlık versin bir ülke düşünün ki göçmenlerin büyük şehirlerde, kıyı şehirlerinde yarattığı kaotik durumlar nedeniyle kendi halkı canından besin. Bir ülke düşünün ki vatandaşlık verdiği göçmenler Türk pasaportuyla ve e-devleti kullanarak edindikleri Türkçe isimleriyle Avrupa ülkelerine gitmeye çalışsın. İşte o ülke topraklarında milyonlarca göçmeni ağırlarken kendi insanları Meksika üzerinden ABD'ye, Balkanlardan Avrupa kaçıyor olsun. Kendi halkına insanca yaşam olanakları sunamayan bir ülkenin milyonlarca göçmeni ağırlaması hangi akılla mantıkla açıklanabilir ki? Şimdi ise detaylarını ikinci bölümde sıraladığım Almanya'nın da üçüncü bölümde özelliklerini anlattığım Türkiye'nin göç programlarını bir karşılaştırın. Almanya'nın programı sayesinde 1500'e yakın kaçak Türk şimdiden Türkiye'ye dönmüş. Bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyormuş. Peki ya bizim topraklarımızda yaşayan göçmenlerden dönem var mı? Ya da Türkiye bırakın gelenleri geri gönderebilmeyi, yeni gelenleri engellemek için neler yapıyor? Anladık atalarımız ensar gönüllüydü. Anladık savaştan kaçanlara kollarımızı her zaman açarız. Ancak kendi insanlarımız akın akın yurt dışına kaçarken göçmen kabul etmek deneyin nesi? Zengin bir ülke olsak, ekmek büyük olsa kimsenin şüphesi olmasın bu halk ekmeğini paylaşırdı. Ancak ülke ekonomisi tam takır. Ülkenin kendi insanı ekmek bulamıyor ve düşük ücretlerin yanında zam, vergi ve ceza yağmuru altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kendisi ekmek bulamayan insandan başkasıyla ekmeğini paylaşmasını beklenebilir mi? Avrupa ülkeleri bütün zenginliklerine hala paylaşacak ekmekleri olmasına rağmen göçmenlerden kurtulmak için gönüllü programlar uyguluyor. Geri dönüşleri teşvik ediyor yeni göçmenler gelmesin diye her türlü önlemi alıyor. Bu çabaları sonuç getiriyor. Türkiye'yi yönetenlerse hala Mevlana taklidi yapıp gel kim olursan gel modunda dolanıyor. Bakın göreceksiniz. Göçmen sorununu çözecek, Türkiye'deki göçmen nüfusunu hissedilir şekilde azaltacak, yeni göçmenlerin gelmesini engelleyecek somut programlar uygulanmazsa, bu ekonomik koşullar altında ülkemizde Avrupa'dakine benzer bir ırkçılık artacak ırkçılık artınca da neler olacağını anlatmama gerek yok sanırım. İktidar artık başına kuma gömmeyi bırakmalı, muhalefet partilerinden ve halktan gelen uyarı ve tepkileri ciddiye almalı ve bu soruna göçmenlerin temel insan haklarını ihlal etmeden kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmalı. Gelecekte milli güvenliğimizi tehdit edecek bir sorun olacağını fark edip gerekirse seferberlik başlatmalı. Yoksa birkaç yıl sonra her şey için çok geç olacak.''